Ve onun pili bitti artık. Millet artık iyice öğrendi onun ne olduğunu. O bundan sonra ağzıyla kuş tutsa bu ülkede hiçbir şey yapamaz. Yazık ettiler memleketi. Millet de cezasını verdi. Ben de Allah kendim de emekliyim ama kendimden bile tiksindim yani. O kadar kızdım artık yani. Benim oyum yok. Bana isterse 1 trilyon versin. Ben yine vermem oyumu. Çünkü o kadar çok yalan konuşuldu ki. O kadar çok yalan konuşuldu ki yani. Bu kadar zamdan sonra tabii ki kaybedecek. İnsanlar aç. Çakarlı arabalarla ilçe başkan yardımcıları bile bakıyorsunuz. Çakarlı arabalarla geziyor. Adamlara bakıyorsunuz, belediye başkanı bir şey soruyorsun belediye başkanı. Tamam tamam diyor, gidiyor. Çakarlı arabaya biniyor. Ya kardeşim necisiniz siz? Öyle bir şey yok. Bakın ben de AK Parti üyesiyim. Böyle yaparsan tabii kaybedersin. Kendim bile ben 20 sene AK Parti'nin peşine dolandım. Ama yok, bu seçimde ben oy vermedim. İlk 2023'te oy verdik. Verdim. Bir ders gibi bir şeydi. Emeklileri hiçe saydı, o yüzden kaybetti. Ya emekli hesabını hiç yapamadı. Ben de emekliyim. En başta söyledim ben. Bütün herkese söyledim. Bu adam dedim emekliye ezdi dedim burada dedim. Aşağı yukarı dedim 15 milyon emekli var burada. Bu emeklinin iki ailesi var, çocuğu var, çocuğu var, su var, bu su var. Onun hesabını dedim hiç yapamadı kardeşim. Bu yüzden de dedim kaybedecek ve mahkum da kaybetti de. Bütün diyeceğim bu. Yok, onun pili bitti artık. Millet artık iyice öğrendi onun ne olduğunu. O bundan sonra ağzıyla kuş tutsa bu ülkede hiçbir şey yapamaz. Emekliler ve gençler yüzünden tabii ki. Yani başka bir sebebi. Bir sürü var da saymayayım şimdi ben burada. Atalan Üsküdar'ı geçti diyoruz. O tren kaçtı bir kere. Neden kaybetti peki AK Parti? Vatandaşı hor gördüğünden dolayı. Kendisi vatandaşın sayesinde oraya oturdu. İnsanları hor gördü. O yüzden kaybetti. Bu kadar zamdan sonra tabii ki kaybedecek. İnsanlar aç. Öyle bir soru sordum ki bana. AK Parti kendi kendini kaybetti zaten. Anlıyor musun? Emeklileri, bizleri hafife aldı. Emekliler sabretti, etti. Sabrın selamet sonunu noktayı da koydu. Ama diyeceksin sadece emekliler mi? Dargelilerin hepsi aynı. Değişen hiçbir şey yok kardeşim. Ha, buraya kadar da doluyum. Ben de Karadenizli Rizeliyim. Ama AK Parti kendi topuğuna sıktı. Zannetti ki bu emekliler hep verecekler, verecekler, verecekler. Bir parmak bal çalıyor ağzına, geri çekiyor. Bunu emekliler şimdiye kadar hep yedi. Ben de Allah... Kendim de emekliyim ama kendimden bile tiksindim yani. O kadar kızdım artık yani. Ya bu kadar mı bir insanlar şey alır yani emekli olarak yani. Kendi hakkını hiç mi korumazsın yani. Ama bu sefer herhalde buraya kadar geldi ki. Ama bunu isterdim ki bir önceki seçimde yapsınlar. Genel seçimde yapsınlar. Yerel seçimde zaten alacağımızı ben %100 emindim bundan. Yani kesinlikle. Ama isterdim ki öbürünü alalım. Genel seçimi alalım. Onda da ne diyeyim artık. Bazı şeyler var. Sadece halktan da değil. Muhalefetin içinde olan olaylardan dolayı bu şeyi kaybedildi yani. Bunun doğrusu bu. Bazı olaylar oldu. Biz de ne kadar ona şey olduksa artık takıldık peşine gittik açıkçası yani. Yani İyi Parti'nin bilmem neyin bunların çok büyük fonksiyonları oldu. Ben de İyi Parti'ye şey yapmıştım ama şimdi hiç sildim attım her şeyi. 2028'e kadar emeklilerin hakkını verirse emekli oy verir mi hükümet? Vallahi kardeşim. Oy verir mi vermez mi bilmem ama benim oyum yok. Bana isterse 1 trilyon versin, ben yine vermem oyumu. Çünkü o kadar çok yalan konuşuldu ki. O kadar çok yalan konuşuldu ki yani. Tutulan bir laf var mı, bana onu söyleyin ya. Deyin ki yani bir lafı da tutuldu. Şu oldu bu oldu gibilerinden. Var mı öyle bir laf? Yok. Hep yalan. İnsanları kandırmaca. Bir parmak bal. Balla beraber her şeyi yapıyorlar. Maşallah. Böyle de yani hepimizin kaderi bu değil ama bir kişinin ağzına bakarak bu kadere de razı oluyoruz açıkçası yani. Ben isterim ki demokrasi bir ülkede yaşayalım. Bakanlarım seçilsin, atanmasın. Anlıyor musun? Atanan bakandan ne hayır gelir? Hiçbir hayır gelmez. Ben seni buraya attım, yarın öbür gün aldım. Böyle bir bakanlık olmaz benim görüşüme göre. Eğer seçilirsem ona göre de meclisten şey yapılır. Yani hep böyle bekliyordum. Acaba bir her zaman gelecek? Bu hangi şey kanal? YouTube Zeyrek. Zeyrek. Bilmiyorum, yayın yapacak mısınız, yapmayacak mısınız kanallarda da. Ama benim söyleyeceğim bunlar yani bir emekli olarak. Peki ben teşekkür ederim. AK Parti seçimi neden kaybetti? Yani ekonomik şartlar var ama bir de insanlara tepeden bakan bir zihniyet var. Çakarlı arabalarla ilçe başkan yardımcıları bile bakıyorsunuz çakarlı arabalarla geziyor. Oy kaybetmeyen yerlere bakıyorsunuz 55-55 almış, 52-52 almış, 51-51 almış. Ama Maltepe'de veyahut da bu gibi yerlerde baktığınız zaman kaybeden, genel anlamda konuşuyorum, çok sebebi var ama bir tanesi bu. Adamlara bakıyorsunuz, belediye başkanı bir şey soruyorsun belediye başkanı. Tamam tamam diyor, gidiyor. Çakarlı arabaya biniyor. Ya kardeşim necisiniz siz? Öyle bir şey yok. Bakın ben de AK Parti üyesiyim. Böyle yaparsan tabii kaybedersin. Orada asgari ücret memura 55 bin lira vereceğine 48 bin lira ver memura. İki kişi çalışıyor zaten. 96 bin lira. 7 bin lirayı emekliye ver kardeşim. 17 bin lira ver. %3, %4 daha olur yine. Ama bakıyorsun belediye başkanlarına bakıyorsun. İlçe başkanlarına bakıyorsun.
İlçe yardımcılarına bakıyorsun. Çakarlı arabalar oradan hop oraya, oradan oraya. Necisiniz ya? Öyle bir şey yok. Öyle bir zihniyeti kabul etmiyor vatandaş. Uyarıyı verdi. Sarı kartı gösterdi. Dedi ki eğer dedi bu devam ederse dedi ana gibi olursunuz dedi. Tarihten silinirsiniz dedi. Aynı işte şekilde CHP seçmeninde İzmir'de sarı kart gösterdi CHP yönetimine. Eğer devam edersen dedi %38 verdim oraya dedi. 48 de veririm, 58 de veririm dedi. Yani bu ne demek? Benlik, kibir olmayacak kardeşim. Yani kesinlikle kaybetmelerinin sebeplerinden bir tanesi bu AK Parti'nin kaybetmesinin sebebi. Bir de yani bakıyoruz torpilli insanlar, liyakat sahibi olmayan insanlar. Bu her partide var tabii. Her partide aynı şeyi yaşıyoruz. Bütün hiç ayırmıyorum. Hepsinde var bu. Benim adamım hemşericilik. Bakıyorsun Maltepe'de mesela örnek gösteriyorum. Ya kardeşim Trabzonlu ile Rizeli yok ki Maltepe'de. Ankaralı nerede? Kırıkkaleli nerede? Eskişehirli nerede? Kastamonlu nerede? Erzincanlı nerede? Çankırılı nerede? Yok mu bunlar? O zaman kazanırsın Trabzonlularla Rizelilerle. Böyle bir şey yok yani. Bakın 30 senedir 35 senedir millet Trabzonlu Rizeli mi taşıyacak sırtında veyahut da Diyarbakır'ın belli bir Kürt kesimiyle Ağrı, Van belli bir Kürt kesimini mi taşıyacak? Bu Anadolu'da insan yok mu? Başka insan yok mu İstanbul'da? Nerede hani Kastamonlular? Nerede şeyler Ankaralılar, Çankırılılar? Niye koymuyorsunuz kardeşim? Koymazsanız sonucu böyle olur yani. Olacağı bu. Yani bundan daha farklı bir sonuç beklemek tamamen hata olur yani. Kibir olmayacak. Tabii ki bizim milletimiz ekonomik olarak yani cebine çok düşkün. Şöyle çok düşkün yani para olsa da olmasa da hep açız diyor millet. Yani şu anda mesela bakıyorsun toplumun %80'i, %90'ı yani kral gibi yaşayan insanlar bile 4 dairesi var, 5 dairesi var. Vicdansızlık yapıyor. 20 bin lira kira diyor. 80 bin lira alıyor. 2 milyon lira parayı bankaya yatırıyor. 100 bin lira alıyor. Hala açım diyor adam. Ya kardeşim şükürsüzlük yani hat safhada. Yani ekonomik olarak düzeltirse tabii ki farklı olur. Yani biraz da emekliye kesinlikle dokunması lazım. Yani şu anda benim şahsi kanaatim ben olsam ne yaparım? Şunu yaparım. Bütün yatırımları durdururum. Gabar'da, Tendürek'te petrol kuyuları 40 bin varille çıktı. 30 tane petrol platformu kurarım. 6 petrol dolu. 100 bin varille çıkarttığın zaman zaten senin 15-20 milyar doların cebinde kalacak. Bir de bir tane daha mesela tenkit söyleyeyim. Şimdi Dünya Bankası ile 18 milyar dolarlık anlaşma yaptın. IMF'den ne farkı var ki? Mehmet Şimşek kim? IMF'nin adamı. Yapmayacaksın kardeşim. Oradaki bütün yatırımları durdur. Git yani bütün petrol kuyularına bas. 30 tane, 40 tane, 50 tane platform yap. Çünkü senin oradan gelecek para senin ihtiyacını karşılayacak. Dünya Bankası'ndan gelecek para ihtiyacını karşılamayacak ki senin. Yani biz bunu defaten söylüyoruz. Diyoruz ki ya bütün her şeyi bırak. Ne kadar platform yapabilirsen doğuda yap. Çünkü oraların altı hep petrol kaynıyor. Yani bugün 40 bin varile çıkmış. Senin Aybüken 12 bin varili bulmuş. 100 bin varili bulduğun zaman zaten senin enerji giderin yıllık 75-80 milyar dolar. 15 milyar doların cebine kalsa zaten işi bitiriyorsun. Yani rica ederim. Valla arkadaş çok güzel özetledi. Katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Emeklileri hiçbir zam yapmadığı için kaybetti. En çok emekliyi mağdur etti. Evet, evet. Başlıca bu. Neden? Emeklinin hakkını verirse 2028'e kadar genel seçimde oy alabilir. Vallahi bilemem. Bilemem yani. Bir şey diyemem. O günleri görelim de o zaman. Emekli seçimi kaybetti. AK Parti değil. Recep Tayyip Erdoğan dedi ya bu sene emeklinin senesi olacak. Emeklinin senesi oldu işte. 10 bin lirayla şimdi emekli geçinebiliyor mu? Yok. Emeklinin seçimi oldu. Tayyip seçme bir hafta kala emekliye maaşını 15 lira yapsaydı gene %40 oy alacaktı. Sebebi o emekli yani. Şimdi CHP kazandım diye şimdi bir rekor bir oy aldı ama bence bu CHP'nin kazanması değil. AK Parti'nin kaybetti. Yani AK Parti'nin seçmeni AK Parti'ye oy vermedi. Kızdığı için. Yani şahsen kendim bile ben 20 sene AK Parti'nin peşine dolandım. Ama yok bu seçimde ben oy vermedim. İlk 2023'te oy verdik. Bak. Verdim. Bugün bu bir Recep Tayyip Erdoğan'a bir şeydi. Hani böyle hani bir ders gibi bir şeydi. Ve sonunda zaten kendi de gördü. Yani ekonomi ve emekli. Yani kaybetmesinin sebebi bence bu, başka bir şey yok. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hani her şey düzelecek diye millet CHP diyor ya. Hani bu ülke öyle kolay kolay düzelecek bir şey diyor. Hani bu CHP bunu düzeltecek gibi. Ben zannetmiyorum öyle bir şey olmaz. Çünkü bu kolay kolay düzelmez. En az bu 10-15 sene daha lazım. O da düzgün bir çalışmayla lazım. Ben sana söyleyeyim, ben yine eğer AK Parti şu ilk seçimlerde bundan 15 sene önceki girişimciliğini yaparsa ben AK Parti gene işe ele alır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi en büyük sıkıntı ekonomiyle emeklilerin sıkıntısıydı. Seçimi kaybetmesinin sebebi de budur yani. Cumhurbaşkanı önümüzdeki seçimde aday değil biliyorsunuz. Değil. Olmadığı halde. Değil ama işte yerine geçecek adam çok önemli. Mesela Fatih Erbakan'dan da mesela kimse bu kadar bir çıkış beklemiyordu. Ne oldu? Fatih Erbakan'ın oylarının AK Parti'den oy gitti Fatih Erbakan'a. Şimdi CHP'li Fatih Erbakan'a oy verir mi? Vermez. Kim verdi? AK Parti'nin yani onu en yakın kendine gördüğü için ona oy verdi. Aldığı oyların ben diyebilirim ki sana yani %60 %70'i şeyden AK Parti'den. Siz de mi Erbakan'a oy verdin? Verdim. Dedim ya ben 20 sene AK Parti'nin peşine geldim. İlk kez böyle bir şey yaptım.
söyleyeyim. Yani ben değil, aşağı yukarı biz belki de bir 100 kişiye yakınız. Peki tekrar AK Parti'ye vermeniz için ekonominin düzelmesi mi lazım? Sence? Benim görüşüm öyle. Benim görüşüm öyle. Yani nasıl? Yani şimdi AK Parti bu ülke hakikaten çok şeyler kazandırdı. Şimdi millet inkar bunu edemez. Yani ilk 10 seneye bakarsak yani bu milletin görmediği kadar hizmet gördü. İlk 10 seneyi ben şu ana kadar hiçbir partide böyle bir sıçrama bir ülkede görmedim. Yani son 10 senede tam tersi. Yani hiçbir şey yapmadık. Ama hani bu ekonomi eğer bir ışık tutarsa bence gene eski günlerinde iyi bir adayla, illa bu Recep Tayyip Erdoğan olacak hep şey yok. Onun yerine elbette ki onun kadar güçlü birisi olur. AK Parti tamam kurucusu belki Recep Tayyip Erdoğan ama yani o da yokken mesela onu da millet tanımıyordu AK Parti'yi kurmada. Yani niye onun gibi daha güçlü, sondan daha iyisi olmasın? Niye gelmesin? Bilemiyorum. Enflasyondan olabilir. Yani ekonomik şartlar başka bir şey yok yani. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Memura çok zam yaptılar. Özel sektör ezildi bunun altında. Enflasyon da buna göre ayarlıyor insanlar anladığım kadarıyla. Marketlere hiçbir şey yapamıyorlar. Yani ne muhalefet olsun ne iktidar olsun hiç elleyemiyorlar. Bir domatesin kilosu 50 lira. Ne yapabilirsin? Yani özel sektör bitme noktasında. Biz maaşımızı zor alıyoruz yani. Sade ben değil. Herkes öyle. Bir fırın bile bu sene pideyi 20'den sattı. Devletin önerdiği 15 lira. Kimse bir şey yapamıyor. Peki bu ekonomik sıkıntı sizin oy tercihinizi de değiştirdi mi? Ya illaki değiştiriyor insanların. Şöyle tepki amaçlı oy vermiyor insanlar. Yani AK Parti seçmenin birçoğu oy vermiyor. Erbakan'ın oyu yükseldi. Ya tabii oy vermeyen. Oraya da kaydı. Oraya da kaydı. Bir de oy vermeyen de çok. Başka partilere oy veren oldu. Oy vermeyen seçmenler de bir şey yaptılar. Şu anda 7-8 milyon AK Parti seçmeni sandığa gitmedi. Yani bunu düşünüp herkesin taşınması lazım yani. Şey diyemiyoruz. Sence neden kaybetti? Benim fikrim şu. Yazık ettiler memleketi. Millet de cezasını verdi. Mesela 2023'te seçim vardı. Şimdi kaybetti. 10 ay sonra. Hayır. Onu şeye sormak lazım. Hani o yanında 6'lı masada 3-5 masada kişi vardı ya. Onlara sormak lazım. CHP'li CHP'ye gibi gözüküp kuyusunu kazanlara sormak lazım. Herkes her şeyi biliyor. Her şey net. Allah millete yardım etsin kardeş. Bak herkes geziniyor. İnsanların suratlarına bakınca anlıyorsun zaten. Bir tane de nur kalmamış insanlarda. Herkes asık suratlı. Böyle olduk. Allah herkese yardım etsin. Şimdi ekonomi pozitif bir olay. Nasıl düzeltecek? Yani kendi bütçenden ele al. Bir şey üreteceksin, satacaksın, para kazanacaksın. Ailenin geçimini sağlayacaksın. Biz ne satıyoruz, ne yapıyoruz, ne yapıyoruz? Hiçbir şey. Senin aldığın paranın üzerinden ben senden fazla para alıp tekrar sana geri veriyorum. Birbirimizi kandırıyoruz. Kısır döngü. Dolayısıyla da mümkün değil. Ha nasıl düzelir mi? Onu ben bilemem. O zaman ben ekonomist olurum. Dünya Bankası'ndan alınan paranın faydası olur. Ama onlar tabii Dünya Bankası'ndan para veriyorlar ama onlar senin nereye harcayacağını, hangi kalemlere para harcayacağını, nereden kısacağını, onu nasıl geri ödeyeceğini hepsini planlıyor. Onun için yani bizimkilerin alışık olduğu gibi hadi geldi para harcayalım falan yapamazlar. O kontrollü para. Ya, olmaz. O sadece yapılması gerekenler için kullanılır ama çok zor. Çok zor kardeş. Çok zor. Allah herkese yardım etsin. Ben teşekkür ederim. Ben emekliyim. Emekler yüzünden kaybetti. Tabii 21 yılın vermiş olduğu bir yorgunluk var. Siyasette kendinizi yenilemezsiniz. Siyasetin sonu belli. Muhakkak bir şekilde geri gideceksiniz. Kadroları yenilemedi. Kadroları gençliğe önem vermedi. Ekonomik olarak da her geçen gün biraz problem yaşadığı için de maalesef seçimde böyle bir sonuç. Yani bu seçim belediye başkanlığı seçiminden ziyade şahsi fikrim ekonomi seçimi. Ekonomi seçimi olduğu için de. Genel seçimde ne olur? 4 yıl var yani siyasette sabah çok uzun bir zaman. Rahmetli Süleyman Demirel'in dediği 24 saat uzun bir zaman. Genel seçimde de ne olacağı belli olmaz. Yani Türkiye tarihinin 1/4'ünü AK Parti hükümetleri yönetmiş. Revize ederse tekrar alabilir ama revize etmezse bu işi sadece emekliye bağlamamak lazım. Ekonomiyi düzeltirse Maliye Bakanı yani sadece muhakkak sadece yani mevcut Cumhurbaşkanımız kanun gereği belki aday gibi görülmese bile sabahleyin sistem değişirse aday olabilir. Yani Türkiye'de neyin ne olacağı belli olmaz. Bunun için de yapılması gereken önce adaleti tesis et. Adaleti tesis ettiğinizde her şey düzelir. Yani bizi şahsi olarak beni devletin kimi yönettiği çok umurumda değil. Devletin nasıl yönetildiği benim umurumda. Eğitim sistemimiz, hukuk sistemimiz maalesef ahlak dezenformasyona uğramış. Eğitim dezenformasyona uğramış. Bunları düzelttiğiniz an kimin geldiği vatandaş açısından çok önemli değil.